Yeni bir videodan My Team kariyerimizin 69. bölümünden herkese merhabalar dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Porsche ile beraber kaldığımız yerden mücadeleye, heyecana devam ediyoruz. Geride bıraktığımız yarışlarda şanssızlıklar maalesef peşimizi bırakmadı. Önce Azerbaycan'da, sonra Kanada'da tam tabir olarak nevrimiz döndü. Bugün de bunu tersine döndürmek için, artık şeytanın bacağını kırmak için Fransa'da olacağız. Ancak öncesinde maalesef bir şasi güncellememiz vardı. Artık yok. Başarısız oldu. İki dayanıklılık güncellememiz başarılı bir şekilde gelse de lastik aşınmasına katkıda bulunacak, bu sorunu gidermeye yarayacak güncelleme maalesef gelmedi. Buna rağmen onu tekrardan getirmeye çalışıyoruz. Yine şasi tarafında büyük güncellemelerinde peşindeyiz, ayrıca majör güncellemelerinde peşindeyiz ve Avusturya Grand Prix'si öncesinde bu güncellemelerde eğer başarılı olursa aracı entegre edilmiş olacaklar. Tabi diğer taraftan şaside şu anda 9. sıradayız. İki büyük güncelleme ile beraber daha da ön plan atılım yapacağız gibi, ancak işte o biraz sıkıntı maalesef bizim için. Az önce de motorda motor gücüne bir yatırım yapmaya çalıştık. O da başarılı olursa eğer bizi daha iyi noktalara taşıyacak. Motor kısmında da 5. sıradayız. Gelecek olan güncellemelerle beraber 1-2 güncellememiz gelecek ve bu güncellemelerle birlikte daha iyi konuma, yaklaşık 2 ila 3. sıralara kadar geleceğimizi düşünüyorum. Takımlar kısmında da en iyi 4. araca sahip takımız ve diğer noktada overall'ı en yüksek pilot bizde. Kimdir o? Mick Schumacher. Kendisinin overall'ı 97. Mick'in dışında, yani bu arada bu konuda bayağı iyi zaten. Mick'in dışında ona en yakın olan kişi 96'lık overall'ıyla Max Verstappen. Sonra 94'lük overall'larıyla Ricardo Norris geliyor. Yine 93'te de Pierre Gasly gibi isimleri görüyoruz. Öncelikle bir güncellememiz geldi. Diğer noktada da motor üreticisinden de başarılı bir şekilde güncelleme geldi. Bu da demek oluyor ki Fransa Grand Prix'sinin düzlüklerinde Paul Ricard'da acı çekmeyeceğiz. Bu güncellemeler bizim için kritik. Yine fuel efficiency'yi artırmak için de, yani yakıt verimliliğini artırmak için de bir güncelleme getireceğiz. Ancak bunun için şimdilik acele etmiyoruz. Çünkü puanların bizim için gerçekten çok büyük önemi ve değeri var. Dayanıklılık kısmında da 5. takım konumundayız. Hatırlarsanız önceki sezonlarda dayanıklılık bizim en zayıf karnımızdı. Ama bu sene itibariyle bunu daha iyi noktalara getirmeyi de başardık. Umuyorum çok daha iyi noktalara da çıkaracağız. Paul Ricard'daki sıralama için artık geri sayımımızı yapıyoruz. Piste çıkmadan önce de dostlar sizlerden minik bir ricam var. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz bu videolardan en hızlı biçimde haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Şu anda da son zaman turumuza başlamış vaziyetteyiz artık. Paul Ricard'da, önde de iki rakibimiz var. Carlos Sainz orada resmen virajın ortasında durdu ve bize karşı büyükte bir dezavantaj yaratıyor. Şu anda derecimizi düzgün şekilde maalesef geliştiremedik. İlk sektörde böyle bir engel vardı. Orta sektörde yine rakibimize takıldık ama son sektördeki o minik hataları telafi ettikten sonra 0.2 saniyelik bir gelişim var. Bu gelişim bizi çok yukarı taşımasa da en azından Q2'ye atmayı başardı. Ayrıca ilk seansın zirvesinde de Norris ile Matsushita'yı görüyoruz. Hamilton'da 3. sırada. Mercedesler fena konumda değiller. Schwarzman, Latifi, Aylot, Joe Sainz ve Mazepin klasik elenen isimler olarak karşımıza çıkmış durumdalar. Q2'de hava bir hayli karanlık. Q3'te yağmur beklentisi var. Bakalım o yağmur beklentisi de işleri ne kadar değiştirecek. Şu anda önümüzde yine yavaşlamış pilotlar var. Umuyorum problem çıkarmazlar bize. George Russell hemen önümüzde. Buna rağmen ilk 2 viraj sonrasında büyük bir kazanımımız vardı. Şimdi artık turun sonuna doğru ilerliyoruz. Fransa benim de özellikle sıralamalarda çok güçlü olduğum bir pist değil ama en azından bir şekilde Q3'e geçebilirsek gerçekten çok iyi olacak takımımız adına da. Şimdi çizgiye geliyoruz ve 10. sıra. 10. sırada kıl payı hem de Q3'e kaldık. Alonso'nun sadece 1030 saniye farklı önünde kalmışız. Ve ikinci seansı Lando Norris yine zirvede tamamlıyor. McLaren pilotu çok iyi başladı ve Q3'te yağmur var. Erkenden çıktık piste ama şu anda yağmur başlamış vaziyette ve bu bizim için maalesef kötü haber. Pek çok sürücü şu anda turuna başlamış ve bitirmek üzere. Hatta McLaren'ler bu konuda ciddi avantajlı olacaklar diyebilirim. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Paul Ricard'daki sıralama seansını yağmur vurdu.
Şu anda da turun sonuna doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Araç yolda pek durmuyor açıkçası. Diğerleri yani yapay zeka nasıl pistte tutuyor gerçekten emin değilim ama maalesef bizde bir problem söz konusu. Mick şu an 4. sırada gözüküyor. Son virajı geride bıraktık. Bakalım nasıl bir zaman turu gelecek. DRS'yi açtık. Start finish düzlüğündeyiz. Çizgiye doğru geliyoruz ve 1.27.7 ile seansı Q3'ü son sırada tamamladık ve 10. sıra geliyor. Mick Schumacher 4. Lewis Hamilton pole'de. Hamilton bu senenin ilk pole pozisyonunu elde ediyor ve Masuşi'de 2. sırada. İlk çizgiyi Mercedes'ler zapt etti ve sezona kötü devam eden Max Verstappen 3. sırayı elde etmiş durumda. Şampiyonadaki ana rakipler Schumacher, Gasly ve biz ise 4, 5 ve 10. sıradayız. Biraz geriden yükselmemiz gerekecek. Yarış gününden Fransa Paul Ricard'dan herkese tekrardan merhabalar. Sezonun 9. yarışındayız. Bakalım Fransa'daki yarış bizlere neler verecek, neler vaat ediyor olacak. Sıralama seansında maalesef pek istediğimizi alamadık. Özellikle son birkaç yarıştır sıralamalardaki tempomuz çok daha ciddi manada düşmeye başladı. Azerbaycan'da Fransa Grand Prix'si özelinde bakacak olursak ve yine buna Kanada'yı da dahil edersek istediğimiz performansla istediğimiz aralıkta değiliz ama bunda tabii ki diğer takımların da iyi olmasının da etkisi var. Yani Mick de baktığımız zaman pole pozisyonunu oynayamadı. 4. sırayı elde etti ama bizim durumumuzun kesinlikle izahı yok zaten. Çok kötü bir seans geçirdik maalesef ve yarışa 10. sıradan başlayacağız ama yarışın aynı şekilde olmayacağını düşünüyorum. Rekabetçi olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü özellikle yarış temposunda çok daha işler koyduğumuzu şimdiye kadar gördük. Şampiyonaya buraya lider olarak geldi Mick. 111 puanla. Biz de hemen ardında 110 puanla sadece 1 puan gerisindeyiz. Şu anda bir şampiyonluğumuz var neticesinde. Geçen senenin şampiyonu olarak yolumuza devam ediyoruz ve takım arkadaşımıza 1 puanlık bir fark söz konusu. Masuşita da kendisinin 8 puan gerisinde. Pole'de Lewis Hamilton yanında Nobuharu Masuşita var. İlk çizgide gümüş okları görüyoruz. Bahsettiğimiz gibi bu sene bir ilki imza atmayı başardılar. 3 Verstappen, 4 Mick Schumacher, 5 Gasly, 6 Perez, 7 Norris, 8 Ricardo, 2 McLaren yan yana 9. sırada biz varız. Tsunoda ceza almış. 10 Alonso, 11 Giovinazzi, 12 Stroll, 13 Tickton, 14 Bottas, 15 Russell, 16 Robert Schwartzman, 17 Latifi, 18 Callum Ilott, 19 Yuki Tsunoda gri cezası ile bir hali geride kalmış kendisi. 10 sıralık bir cezası var. 20 Gonyu Zhou, 21 Carlos Sainz ve 22. sırada da Nikita Mazepin bulunmakta. Çayınızı kahvenizi umuyorum şimdiden hazır etmişsinizdir. Kahvaltı edenler varsa da onlara da şimdiden afiyet olsun diyelim. Yavaştan son hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Yumuşak hamurlarla mücadeleye başlayıp sonrasında çifte medium lastik seçme gibi bir hedefimiz söz konusu. Bakalım eğer bir problem yaşamazsak lastiklerden yana bu şekilde devam edecek. Tek bir stopluk bir düşüncem yok çünkü sert lastikleri yaklaşık 20 tur boyunca idare etmeye çalışmak bir hayli zor olacak gibi. Şimdi artık 5 kırmızı ışığı bekliyoruz büyük yarış öncesinde. Nefesler tutuldu. McLaren'lerin arkasındayız. 5 kırmızı ışık Fransa Grand Prix'si için sönüyor ve yarışa başlıyoruz. Fena olmayan bir startla birlikte Daniel Ricciardo'yu daha ilk metrelerden geride bırakmayı başardık. Ancak ona rağmen direnmeye devam ediyor Avustralyalı pilot. Şimdi iç taraftan daha avantajlı bir çizgideyiz. Sergio Perez'e karşı dışarıdan gelmeye çalışsak da Sergio yerini korumayı başardı. Perez şu anda 7. biz ise 8.yiz. Kendimize yer bulmaya çalışıyoruz. Ön tarafta birbirine bir hal yakın. Lando'yu fırlattı resmen Mick Schumacher. Mick resmen Lando'yu fırlattı ve biz de şimdi Perez'i geçip 7.liği almayı başarıyoruz. Böylece şampiyonadaki rakiplerimizin hemen ardına geldik. Yine Nobuharu Matsushita da şu anda şampiyonu 3.sü ama o bir hayli önde. Arka tarafta da Perez'le Ricardo'nun kapışmasını görüyoruz. Oradan da galip çıkan kim olur bilmiyorum ama onların birlikte mücadele etmeleri, birbirlerine karşı savaşmaları kesinlikle bize yarıyor. 3. tura girdik an itibariyle ve gazı yakından takibi devam ettiriyoruz. DRS de artık açıldı. DRS'nin de açılmasıyla birlikte geçişlerde bundan böyle daha iyi konumlara gelebiliriz. Arka taraftan hatta daha iyi bir şekilde kaçabiliriz. Perez Ricardo ikilisinden itibaren çünkü arka tarafta bayağı sağlam bir kopmamız da var. Bu arada Gasly'ye nazaran çok daha iyi bir şekilde geldik. İç tarafa doğru Gasly kapandı ve geçişe fırsat vermiyor. Pierre yerini şimdilik iyi korudu. Bizde de en hızlı ilk sektör olsa da maalesef sol sektörde ciddi zaman kaybedeceğiz.
Tekrardan Pilotlar Şampiyonası'ndan çok kısa bir süre sizlere bahsetmek istiyorum. Mick 111 puanlı lider, 110 puanlı ikinciyiz biz. Nobuharu Matsushita 103 puanlı üçüncü, Pierre Gasly 101 puanlı dördüncü sırada. Lewis Hamilton'da şu anda yarışın ikincisi olan Lewis Hamilton'da 5. sırada 84 puanlı bulunmakta. Bu arada 1.29.39'da hem en hızlı turu attık hem de Pierre Gasly'yi start finish düzlüğünün sonunda geçmeyi başarıyoruz. Bizim için de pit stop penceresi an itibariyle açıldı. Tabii çok kritik bir ışık şu anda. Erken pit stop yapacağız öndeki birkaç pilota nazaran. Bu yüzden pitten çıktıktan sonra daha taze lastiklerimizle beraber iyi tempolar tutturmamız gerekiyor. Trafiğe kalmamamız gerekiyor veya önümüzde bir pilot varsa hızlı bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Yani hızlı biçimde aksiyon almamız gerekecek. Bakalım buradan bizlere neler neler çıkacak. Takım arkadaşımız Mick Schumacher'in hemen arkasındayız. Arada 0.3 saniyelik bir fark var. Ön tarafta ayrıca Matsushita, Verstappen, Hamilton, Norris çok sağlam savaşa giriştiler ve bu savaşın neticesinde biz de onlara hızlı bir biçimde yaklaşmaya devam ediyoruz. Lastikler bitikleri oynamaya başlayacak ama orta sektörün en iyi derecesini almayı başardık. Şimdi takım arkadaşımıza karşı iç taraftan hatamızı yapmaya çalışıyoruz. Oval kısmında direnmeye devam ediyor ve Mick'i geçtik. Ön tarafta Matsushita lider, Hamilton ikinci, Verstappen üçüncü. Verstappen iki sıra birden kaybetti. Ve şu anda 3. sırada Red Bull sürücüsü. Ön tarafta sular kaynıyor. Bakalım neler neler olacak. Verstappen pitte, Nicholas Latifi yarış dışı kaldı. Şurada bir güvenlik aracı çok iyi olurdu aslında ama maalesef Mailender bizimle değil. Hamilton, Verstappen, biz ve Lando Norris şu anda pitte sanırım. Az önce bir Lando vardı ama düzeltiyorum. Lando Norris yoluna devam ediyor. Yanlış görmüşüm. Sanki pit gibi karşıma geldi ama alakası bile yokmuş. Her neyse şimdi pitteyiz. Hızlı bir pit stop lazım ama maalesef pek gerçekleşmedi. 2.7 saniyelik bir pit stop var. Hem de Matsushita ile Verstappen'in ardında maalesef beklemek zorunda kaldık. Ve Mercedes Red Bull ikilisi bizim çok rahat bir şekilde önümüze çıktı. Biz de pitten 20. sırada ayrılıyoruz. Son sıradaki Nikita Mazepin'in önünde kaldık. Yani tek bir viraj dahi zaten onun ardında kalsak ciddi vakit kaybedecektik. Arkadaşımıza şimdi pitte Gonyu Joe'ya karşı gelmeye çalışıyoruz. 19.luğu alsak da Callum Aylot burada çok sağlam bir tren yaptı. Aylot arkasında Matsushita ile beraber Verstappen'i tutuyordu. Biz de şimdi Hollandalı sürücüye karşı dışarıdan hatamızı yaptık ve daha iyi bir çizgiyle, daha iyi bir ivmeyle beraber kendisini geçtik. Şimdi de eski rakibimiz, eski takım arkadaşımız Carlos Sainz'a daha rahat bir şekilde hatamızı yaptık. Zorlanmadan 17.liği alıyoruz. Pitler de var. Pitler de var ama Mick Schumacher önde çıkıyor. Mick Schumacher Pierre Gasly ile birlikte. Biz de Aylot'u geçtik ama maalesef bu gruba yetişemiyoruz. Mick'le de çok sağlam bir fark var. Daha geç pit stop yaptı takım arkadaşımız. Ve bu geç pit stopun da kaymağını yemiş durumda. Biz arka tarafta arka grupla mücadele edince özellikle son sektörde gerçekten ciddi vakit kaybettik. Bundan fırsat bilip Gasly ile Mick Schumacher de rahat bir şekilde önümüze çıkmayı başardılar. Şimdi biz de Matsushita'nın hemen ardındayız. Hava koridorundan faydalandık. Mercedes pilotunun dış taraftan hatamızı yaptık. Minik'te bir temas var Matsushita ile. Minik'te bir temas yaşıyoruz. Az daha bariyerlere doğru bir yolculuğu başlıyordu Nobuharu'nun ama şimdi sorunsuz bir şekilde yoluna devam ediyor. Lance Stroll pitte. Yine kendisiyle birlikte birkaç isimle içeri girmiş. 29.093'le hızlı tura attık. Ön tarafta Lando Norris çok minik bir farkla kıl payı biçimde Gasly'nin önünde kaldı. Gerçekten çok kritik eşik. Şimdi geçmemiz lazım. Pierre'i dış taraftan hatamızı yaptık ve Fransız pilotu pek zorlanmadan burada geçtik. Öncesinde uzun süre arkasında kalsak da bu virajda biraz daha direnir diyordum. Gelmedi. En hızlı ilk sektörü de aldık şimdi ve Lando ile Hamilton'da yumuşak hamurlar var. Lando ve Hamilton'dan soft soft medium hamlesi gelecek anlaşılan. Önlere şimdi Lando Mick ile mücadele ediyor. Düzlüğü sona geldiğinde Mick az önce yerini korudu ve bu ikili arasındaki savaş devam ederken 28.5 yerine satır bize gitti tekrardan. Mick Schumacher Lando'ya karşı savunma yapmaya çalışıyor. Biz de bu ikili böylece yaklaşmış vaziyetteyiz ve Lando Norris Mick Schumacher'i geride bıraktı. Biz de şimdi Britanyalı sürücünün ensesindeyiz ama maalesef atak yapamadık. Mick Schumacher Norris'i pistin dışına atmaya çalıştı resmen. Bugün ne oluyor böyle Mick'e? Yarışın başından beri
Lando ile aralarında o kadar sert bir savaş var ki, ancak maalesef bu savaşın ortasında kalıp bu ikiliyi de geçemedik. Hemen arkasındayız takım arkadaşımızın. DRS'ye açık içeriden şöyle bir bakış atsak da atak yapabilecek konumda değiliz. Tabii birbirlerine çok tehlikeli bir şekilde yaklaştılar. Acaba iki sürücüden birisinde bir problem var mı? Umuyorum bu problem ligde olmamıştır. Tabii ki özellikle takımlar şampiyonası için şu anda takım arkadaşımızın alacağı her bir puanın da çok kritik önemi var. Hem bizim hem onun. Bu arada son sektör başında Mick Schumacher tutunmaya çalışıyor ama pek fazla tutunamadı ve onu da geçip 8.liği alıyoruz. Önde bu sefer Lando Bottas'a takılmış. Valtteri Bottas Norris arkasını tutmaya devam ediyor ama Schumacher'in yavaşlığı hiç ayrı alamet değil. Bakalım neler olacak derken Mick Schumacher pite dalıyor. Lando ile olan mücadelesinde kanadı hasar görüyor takım arkadaşımızın ve maalesef felaket senaryolarından bir tanesi gerçekleşmiş oldu. Önde de şimdi Bottas atak yaptı. Norris ve şimdi 6.liği alıyor. Biz de zorlamaya devam ediyoruz. Valtteri kaçıyor. Biz hemen arkasındayız. İç taraftan gelmeye çalıştık. Üstümüze doğru kapandı Bottas ve o kadar derinden daldı ki bize sağ olsun yer bırakmadı. Şimdi bir kez daha şansımızı deneyeceğiz ancak DRS'si de olacak bakalım buna rağmen. Valtteri Bottas'ı sağlayabilecek miyiz? Hemen dibindeyiz. Rahat bir şekilde bu sefer daha iyi bir çıkış sağladık ve Bottas'ı geçtik. Ön tarafta da Lando Norris Robert Schwartzman'ı geçip 5.liği almayı başardı. Norris 4. Düzeltiyorum. Norris 5. Biz ise 7. konumdayız şu anda. Önde hala pite gelmeyen isimler var. Yaklaşık Schwartzman'la beraber 4 sürücü daha pite gelmedi. Yani teorik olarak yarışın 3. sırasındayız. Tabii ön taraftakilerle Hamilton'a ve Norris'te daha farklı, bambaşka bir pit hamlemiz var. Onlar soft, medium, soft şeklinde, daha doğrusu soft, soft, medium şeklinde bir deneme yapıyorlar. Orada Schwartzman da 10 turluk orta hamurlarıyla yolda pek fazla tutunamıyordu ve biz de şimdi orta sektörde kendisini geçtik. Bir sonraki hedefimiz ise Lance Tiktum. Norris Tiktum'u rahat bir şekilde avladı. Şimdi sıra bizde. Tiktum'u burada geçmemiz lazım arka düzlüğe bırakmadan. Vakit kaybetmemek için şimdi dış taraftan hatamızı yapıyoruz ama Britanyalı pilot agresifliğe ve direnmeye devam ediyor. 12 turluk medium hamurları ile beraber direnmeye çalışıyor Lance Tiktum. Şimdi de DRS düzlüğüne doğru çıkıyoruz. Kendisine bir hayli yakınız. Neredeyse yan yana çıktık hatta ve şimdi zorlansak da 5.liği alıyoruz ve maalesef Lando ile olan fark da biraz arttı. 2.8 saniye civarına geldi az önce bu fark. Tabii Giovinazzi'nin arkasında takılınca Lando biraz daha indirmeyi başardık. Bu arada Alonso pitte ve 4.liği aldık. Fernando sert lastiklere geçiş yapmış. Tek bir stopla beraber mücadeleyi bitirecek böylece kendisi. Ve işte bu gruba yaklaşıyoruz. Antonio Giovinazzi ile Lando Norris'in DRS mesafesindeyiz. Orta sektörün sonuna, son sektörün ise başına doğru ilerliyoruz. Şimdi içeriden kendimizi gösterdik ve Aston Martin pilotunu zorlanmadan geçmeyi başarıyoruz. Sıradaki hedefimiz ise Lando Norris. Onun da önünde 5.4 saniyelik farkla Lewis Hamilton var. Bu ikiliden yine de beklediğim kadar kopmadık. Özellikle son kısımda daha da bir yaklaşmayı başardık. Bu bizim açımızdan da kesinlikle çok iyi oldu. Bakalım Britanyalı pilota karşı bir atak yapabilecek miyiz? Ve arkada da Giovinazzi pite geldi. Onunla beraber Lance Tiktum da yine içeride. Onlar da ilk ve son pit stoplarını böylece gerçekleştirmiş olacaklar. Bu tur sonu itibariyle biz de Lando'ya yakın kalsak da maalesef atak yapabilecek konumu bulamadık. Ancak şimdi arka düzlükte hızlı bir şekilde geliyoruz. İç tarafa doğru yerini aldı Lando Norris ve dışarıdan hızlı bir biçimde kendisini geçiyoruz. Lando Norris acaba zorlayacak mı derken kendisini nispeten rahat bir şekilde geçtik. Ve şimdi pit stoplar kaldığı yerden devam ediyor. Lewis Hamilton pitte yarışın geçici de olsa liderliğini almayı başarıyoruz. Böylece geçici liderlik koltuğuna oturduk ama tabii biz de pite geleceğiz. Şu anda birinci sırada biz varız. 2 Gasly, 3 Verstappen, 4 Matsushita, 5 Perez ve bizim için de artık pit stop zamanı. 16. turun sonunda son pit stopumuz için içerideyiz. Tabii acaba biz de bir soft soft medium yapabilir miydik diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok mantıklı.
Heh, birazcık kaçırdık burada treni ama olsun. Bundan sonra artık yarışın devamına odaklanmamız lazım. 2.5 saniye gayet ideal bir pit stopla beraber içeriden ayrılıyoruz. Arkada yine birkaç isimle pitteydi bizimle birlikte ve şimdi içeriden 6. sırada Lando Norris'in arkasında ayrılıyoruz. Lando'nun da önünde Fernando Alonso var sert lastikleriyle beraber 4. sırada. El Matador, Lando ise hemen arkasına yapışmış vaziyette. Bu ikilinin mücadelesinden fırsat bilip biz de yaklaşıyoruz. Bu arada pitler devam ederken 4.'lüğü aldık. Hala podyumun ikinci basamağı için çok ciddi bir avantajımız var. Lando'yu avlayabilirsek eğer. Şu anda da DRS düzündeyiz. Lando, Fernando'yu kovalamaya devam ediyor. İç tarafa doğru kapanmaya çalışsa da İspanyol sürücü çok geç kaldı ve Norris orada bu arada çok dipten de aldı. Büyük bir hata geliyor kendisinden. Genç Britanyalı'yı geçip 3.'lüğü almayı başarıyoruz. Bir anda her şey tepe taklak oldu. Fernando Alonso'yu karşıda sektör sonunda iç taraftan hatamızı yaptık ve ikinciliği alıyoruz. Lando Norris. Oo, bu arada Alonso dış tarafta direnmeye çalışsa da bambaşka ve tuhaf bir çizgiden pek de tutunabilme imkanı yoktu ve tekrardan ikinciliği aldık. Lando orada atak yapayım derken elindeki sıradan da oldu ve şu anda üçüncülüğe düşmüş vaziyette. Biz de 1.28.2 ile mücadelenin en hızlı zaman turunu attık. Üst üste hatta derecelerimizi de iyileştiriyoruz. Ve şimdi de 1.27.9 geldi. Üst üste ikinci kez yarışın en hızlı zaman turunu attık. Şu anda da ilk sektörde en iyi dereceyi kaptık. Orta sektörde ise derecemizi iyileştirmeyi başarıyoruz. Hamilton'la olan fark 5.5 saniye. Önümüzde de son 6 tur kaldı. Belki bir ihtimal yakalayabiliriz ama vites kutusunda bu arada ciddi bir problem var. Jeff yarış dışı kalmamız gerektiğini söylüyor. Yarışı bırakmamız gerektiğini söylüyor ve mekanik arızayla beraber yarış dışı kalıyoruz. Yeter, gerçekten yeter artık. Şimdiye dek son yarışlarda başımıza gelmeyenler kalmadı. Azerbaycan'da takla attık. Kanada Grand Prix'sinde ilk virajda kaosun kurbanı olduk. Ve Fransa Grand Prix'sinde ikinci giderken şampiyonadaki rakiplerimizin önünde kalmışken mekanik arıza ile vites kutusu problemiyle beraber mücadelenin dışında kalıyoruz. Drama, drama, drama. Drama kaldığı yerden devam ediyor Porsche kariyerimizde ve 69. bölümde malumun ilanı artık oldu. Malumun ilanı gerçekleşti. Son 3 yarışta elde ettiğimiz ikinci yarış dışı durumu oldu ve Hamilton mücadeleyi kazanırken Pierre Gasly 2. sırada, Lando Norris 3. sırada bitiriyor yarışı. Bugün bizim adımıza ve takımımız adına maalesef hiç ama hiç iyi bir gün olmadı. Bir yandan Mick Schumacher'in kanadı kırıldı Lando ile mücadele ederken ekstra bir pit stop yapmak zorunda kaldı. Biz mekanik arızayla yarış dışı kaldık vites kutusu problemiyle beraber ve vites kutusu da bu arada yeni değiştiğimiz bir vites kutusuydu. Yaklaşık 2 yarış önce değiştirmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Belki o kadar bile yoktur ama maalesef işte gelin görün ki bu şekilde vites kutumuz patladı. Şampanyalar eşliğinde podyuma devam ediyoruz. Bakalım gridin devamı ne olmuş ve şampiyonluk sıralamasında, pilotlar şampiyonasında durum neymiş? 4 Matsushita, 5 Verstappen, 6 Perez, 7 Giovinazzi, 8 Tsunoda, 9 Ricardo ve 10. sırada da takım arkadaşımız Schumacher varmış. En azından 1 puan da olsa almayı başarmış Porsche olarak. Bu sezonki en kötü hafta sonumuz oldu ve Gasly 119 puanla lider, Matsushita 115 puanla ikinci, Schumacher 112 puanla 3, biz 110 puanla 4, Hamilton 109 puanla 5, 10 puanla 5 sürücü dizilmiş vaziyette. 5 sürücü 10 puan içerisinde yer alıyor. Acayip yakın bir şekilde yolumuza devam ediyoruz ama takımlar şampiyonasına maalesef liderliği Mercedes'e kaptırdık. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum dostlar. Bir sonraki videoda, bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve Formula 1 ile kalın.